tek düşünceleri MHP'yi kurtarmaktır. Başka hiçbir niyetleri yoktur. Gene de kurtaramazlar. MHP çünkü %5'in altında. Oy kaybediyor. Yapmadığı için, düzgün çalışmadığı için oy kaybediyor. Zaten daha 3 dönem önce düşmesi gerekirdi. Çeşitli oyunlarla alıyorlar. Demez çıkaramayınca bu %7 değil maaşları bir yakın %7. Ne bu çıkarak o ben akı. 7'ye indirmese MHP düşüyor. Amaç MHP'dir. Çünkü %7'yi geçemeyecek MHP. O MHP'nin yani çıkarları doğrultusunda bir karar olduğuna inanıyorum. Ama şu zaten sürekli oy kaybı oluyor MHP tabanı. Sürekli çünkü İyi Parti'ye doğru kaydığına inanıyorum. O yüzden sırf MHP'ye yaranabilmek için bu kararı aldıklarına inanıyorum. Tahtı koruma çabaları diyorum. Der kesinlikle vermez. Hani aklı başında olan bireylerin hiçbiri vermez. Bir de zaten mevcut iktidarı görüyorsunuz. Çok şükür en lüks telefonları alıyoruz. Çok güzel giyiniyoruz. İstediklerimizi yapabiliyoruz. Bağımın altında Porsche var. Evimizin üstüne de helikopter pisti yapacağız inşallah bu sene. Teşekkür ediyoruz Erdoğan'a. Mevcut iktidarın ve MHP'nin oylarının düşüş kazanmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani %7 çünkü MHP %10'u aşacağını ben düşünmüyorum işin açıkçası. %7 olması kendi açılarına stratejik bir hamle. Mevcut iktidar çok ciddi oranda oy kaybettiğini düşünüyorum. Zaten benim düşünmeme gerek yok. Anketler de öyle gösteriyor. MHP kendisi kazanamayacağını bildiği için, hani %10 barajını geçemeyeceğini bildiği için, çünkü oyları bayağı bir düştü son zamandan dolayı. Bu kriz olsun, bu ekonomi şey olsun. Ondan dolayı onu sırf kendileri barajı geçmesi için onu %7'ye düşürdüler. Ama %7'ye düşürseler de yine bir fayda etmeyecek. Çünkü alt altı görüyorsunuz, son zaman esnaflar kriz alıyor. Herkes piyasayı görüyorsunuz.